Buyurun, ne bakmıştınız? Villa bakıyorum hacı. Şöyle 24 odalı, 15 tane salonlu, havuzlu, havuzunda mutlaka köpek balığı istediğim bir villa bakıyorum. Ne bakacağım, iş bakıyorum. İsmail ne bakar başka? Elim arıyormuşsun. Evet, arıyoruz. E tamam işte. E şartlar ne peki yani? Ne vaat ediyorsun yani? Hani beni mesela ikna edebilmek için ne vaat ediyorsun bana? Yani yol, yemek, sigorta. O ağzın bal tutsun ya be. Seninle o kadar iyi anlaşacakmışız gibi bir his var ki içimde Bay Emlakçı Bey. Daha önce emlakçılık yaptın mı sen? Al işte. Al işte. Yani ne kadar güzel gidiyorduk bak. Ne kadar güzel bir elektrik aldık birbirimizden. Ne kadar birbirimizi sevdik. Gittin ya benim sinirlerim bozdun yani. Bu soruyu sormayın diyorum arkadaş ya. Bunu anlatamıyor muyum ya? 120 metrekare, 3 oda, 1 salon genlere sahibim. Ayrıca benim dedem mülkiyetin kitabını yazdı. Biraz ufakmış. Ufak olduğuna bakmayın. Tek kişi için oldukça kullanışlıdır. İçerisi güneş de almıyor galiba. Sabah saat 8-9 gibi şura biraz alıyor. Taban da biraz akıtıyor galiba. Masar bile konuşur, ufak bir tadilat yaptırırız. Anladım. Peki. Nedir yani buranın fiyatı? 5000 frank. 5000 frank? 3 ay peşin, 1 ay depozito. Bir de yarış atı istiyor ev sahibi. Ha bir de ev sahibi şu karşıda oturuyor. Eve giren çıkana dikkat edin. Fazla da gürültü yapmayın. İyi, bir de içeri geçeyim, ev sahibi kese atsın bana ya. Güzel bir kese resim beni içeride ev sahibi. Yuh arkadaş, bu nedir böyle ya? Yemin ediyorum isyan noktasına geldim ben. Mülkiyet hırsızlıktır hacı. Mülkiyet hırsızlıktır. Resmen soydunuz adamları be. Ben bunu bilir, bunu söylerim bundan sonra. Allah'ın pislikleri be. Yok mu burada başka daha ucuz ev? Maalesef en ucuz ev bu. Alamadık ki zamanında buralardan bir yer. Ah ulan, akıl edemedik işte. Pislikler be. Konmuşlar bir de en güzel yerlere. Adi pislikler be. Çok selam söyle benden ev sahibine. Arayacağım zaten ben sizin emlak ofisini arayacağım mutlaka. Çayınızı kahvenizi içmeye geleceğim bir gün. Ya senin anlayacağın, emlaktan çok emlakçının olduğu şu güzide şehre benim de bir katkım olsun isterim hacı. Madem öyle, orada iki çay söyle de şu yeni işimi kutlayalım be. Yemin ediyorum çok da güzel işim oldu ya. O kadar da hakim olduğum bir konuda çalışıyorum ki.